Barbaros'un kadırgalarında gezdim. Preveze'de rüzgar oldum, düşmanın üstüne estim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan mücadele büyüyerek devam ediyor. Askeri okullar derhal açılsın. Beşiktaş Meydanı'nda yapılan 8. nöbete genci yaşlısı çok sayıda yurttaş ve emekli komutan katıldı. Kahraman komuta heyeti ancak askeri okullarda yetişir. Tabii bu plandı. Askeri okulların kapatılması. FETÖ bahaneydi. Daha önceleri işte Ergenekon dediler, balyoz dediler, casusluk dediler. Türk ordusu tırpalandı. 70 küsür milletin içinden birinci olan asker ise şimdi de 72 millet içinden 52. sıraya düşen okullarımız. Yazık günah bu çocuklara. Yurtseverlerin gündeminde Fırat Kalkanı operasyonuyla Cumhurbaşkanlığı sistemi vardı. Çok adam veriyor. Arkadaşlar savaşıyoruz. Türk ordusu savaşıyor. İktidarın bugün sivil anayasada yatması tam bir aldatmacadır. Nöbet eyleminin öncüsü Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen ABD koridoruna izin vermeyeceklerini söyledi. Türk ordusu da Türkiye'nin son 40 yılında en önemli kılıç çıkartmasından sonra en önemli harekatını yapıyor arkadaşlar. En önemli harekatını yapıyor. PKK'ya karşı da ve orada Suriye bölgesindeki Amerika'nın, İsrail'in ve PKK'nın açacağı o koridoru çözerek, ezerek, güvenliği dışarıdan alarak en önemli görevlerinden birini yapmaktadır. Ve kendisini sonuna kadar ordumuzu, polisimizi bu görevde sonuna kadar destekliyoruz. Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Müge Köksalan da Türkiye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç olmadığına dikkat çekti. Tutulan yol gösteriyor ki yapılacak yeni anayasa Türkiye'yi bölmek, ayrıştırmak ve laikliği ortadan kaldırmaktır. Köksalan yeni anayasa ve başkanlık girişimlerine izin vermeyeceklerini belirtti. Cumhuriyet kadınları olarak bu konuyla ilgili görev almaya yeni anayasa başkanlık girişimini engellemek için kurulan platformlarda görev yapmaya hazır olduğumuzu ve canla başla çalışacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Bu hafta 8.'si yapılan askeri okullar açılsın nöbeti yeni yıldan itibaren başta Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa, Balıkesir ve Adana olmak üzere tüm yurda yayılarak devam edecek. Askeri okullar yeni açılsın.